Profesör Doktor Tevfik Özlü konuğumuz olacak, bilim kurulu üyesi. Efendim hoş geldiniz. Ulusal Kanal ekranlarına gece görüşüne kırmadınız bizi. Teşekkür ederim. Teşekkürler, sağ olun. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın mutasyona ilişkin açıklamasından sonra bir panik yaşandı. Aslında evlerde şu an konuşulan en önemli gündem başlığı mutant COVID-19 virüsü. Bu virüsü bize biraz tarif edebilir misiniz? Bu kadar panik yaşamamızın, korkmamızın bir sebebi var mı? Aslında endişe duymakta haklısınız. Ben de endişe duyuyorum. Ve bütün dünyada endişe duyuyor. Çünkü biraz önce bir meslektaşımız da söyledi. Yani bulunduğumuz nokta asla güvenli bir nokta değil. Çok kırılgan bir noktadayız. Kararsız bir noktadayız ve ne yöne gideceğimizi tam olarak öngöremiyoruz. Çünkü bu yeni varyant virüsler gerek İngiltere'de gerek Güney Afrika'da, Brezilya'da ortaya çıkan varyant virüsler bundan sonra salgının seyrinde ciddi bir değişikliğe yol açabilecek bir kapasiteye sahip olduğunu virüsün gösteriyor şu anda. Ve bu Avrupa'daki durum da bunu destekliyor. Brezilya'daki, Avrupa'daki durum bunu destekliyor. Çünkü bu virüs hem daha kolay ve hızlı yayılıyor, daha kolay bulaşıyor. Ama bundan öte de daha ağır seyrediyor. Maalesef onlarda yeni veriler ortaya çıktı. Varyant virüslerden Güney Afrika'daki virüsün aşıya karşı da bağışıklığın aşıyla sağlanan ya da hastalığı geçirenlerde ortaya çıkan bağışıktan da kendini kurtaracağı yönünde veriler var. Ve yeni virüsün çocuklarda ve gençlerde daha çok hastalanmaya neden olduğu ve daha ağır hastalıkların bu yaş grubunda, çocuk ve genç yaş grubunda ortaya çıkmasıyla sonuçlandığına dair de yine bilgiler geliyor. Bütün bu bilgileri topladığınız zaman bu varyant virüste ortaya çıkacak bir bulaşın çok daha kontrolünün zor olacağını ve yaşanacak bir üçüncü dalganın çok daha güçlü olacağını öngörmek mümkün. Dolayısıyla bütün dünya şu anda bundan korkuyor ve bu endişeyle tedbirler konusunda giderek daha da dikkatli adımlar atılıyor. Avrupa'da vaka sayıları yasaklara rağmen, kısıtlamaların gevşetilmemesine rağmen maalesef düşmüyor. Bütün bunlar tabii bizim için de bir örnek. Çünkü biz aslında tedbirlerle bayağı bir düşüş elde ettik. İyiye doğru bir gidiş sergiliyoruz ama bu noktada rehavete kapılmamak lazım ki bu süreçten tekrar savrulmayalım, tekrar geriye gitmeyelim, bir üçüncü dalga yaşamayalım tabii ki. Artık mücadelemiz aşıyla da devam ediyor. Kısıtlamalar ve tedbirlerle birlikte hocam. Yeni aşılar da geldi, beklenen. Şimdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da aslında ifade etmiş. Aşı çalışmalarını henüz etkilemeyecek ama bu etkilemeyeceği anlamına da gelmiyor. Mesajını aldım ben Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasından. Mutant COVID-19 aşı çalışmalarını nasıl etkileyebilir hocam? Şimdi aslında şu ana kadar bu virüsün, mutant virüslerin aşıdan etkilenmediği yönünde çok kesin bir kanıt yoktu. Ama son zamanlarda yapılan yayınlarda mRNA aşılarıyla ilgili çalışmalar var. Oralarda hala mRNA aşılarının mutant virüse etkili olduğu ama bu etkisinin önemli ölçüde zayıfladığı görüldü. Yani etkili, hala etkili ama mutant virüsün diğer virüse göre daha aşının koruma özelliğinin daha zayıf olduğu görülüyor. Dolayısıyla bu yönde de bir hani endişemiz var. Bu virüsün aşıyla sağlanan bağışıklıktan kendini kurtaracağı yönünde de bir beklenti var. Onun için zaten bu mutant virüse karşı da yeni aşı çalışmaları başlatılmış durumda. Ve belki bu aşıdan sonra ikinci bir aşı şeklinde yeni varyanta karşı da aşılanmamız gerekebilecek gibi duruyor. Hakikaten çok endişeli bir seyir olduğunu söyleyebilirim. Ama bizim tabii kullandığımız inaktif aşı, Çin'den gelen inaktif aşı, mRNA aşılarına göre bu açıdan biraz daha avantajlı gibi görünüyor. En azından öyle tahmin ediliyor. Çünkü inaktif ve ölü virüs verdiğimiz için
oluşan bağışıklık sadece belirli proteinlere karşı değil, daha virüsün pek çok noktasına karşı bir bağışıklık oluşuyor. Dolayısıyla belki de bu varyantların bu aşıya karşı kendilerini korumaları daha zor olabilir. O açıdan belki biz biraz daha şanslı olabiliriz diye düşünüyoruz, en azından umut ediyoruz. Türkiye'nin hocam hem Sinovac aşısı, yani Çin'den getirilen Sinovac şirketinin koronavak aşısı var. Rusya ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde Türkiye'de Sputnik V aşısının üretimi başlayacak. Üç yerli aşımız, çok mutlu oluyorum ben bunu söylerken, faz 3 çalışmalarına başlayacak. Türkiye'deki aşı çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Dünyada aslında bu kadar hızlı aşı yapılan bir ülke daha var mıydı? Ben bilmiyorum. İzleyicilerimizin merak ettiği noktalardan bir tanesini de sorayım. Süremiz kısıtlı biliyorum. Bu sokakta yürürken ya da toplu taşımada kullandığımız cerrahi maskeler bu mutant virüse karşı bizi korumakta yeterli olur mu hocam? Yoksa çift maske mi takmamız gerekir? Eğer maskeyi usulüne uygun takıyorsanız, yani ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde, yüze sıkıca oturacak şekilde maskeyi takıyorsanız ve kullandığınız maske cerrahi maske dediğimiz standartları karşılıyorsa, yani en az 3 katlı ve içerisinde filtre özelliği olan farklı bir tabaka bulunuyorsa, ikinci tabaka diyoruz ona, filtre özelliği olan bir materyal kullanılmışsa, yani standartlara uygunsa, o zaman bu maske büyük oranda sizi korur. Ama tek başına sizin maske takmanız yeterli olmuyor, biliyorsunuz. Sizinle aynı kapalı ortamda bir arada olan, size yakın olan, hani 1,5 metreden daha yakın mesafede olan kişilerin de hepsinin maske takıyor olması lazım ve usulüne uygun şekilde takıyor olması lazım. Yoksa siz tek başınıza maske takarsanız %30 oranında kendinizi korursunuz. Ama karşı tarafta maske takarsa, o zaman %97 oranında koruyorsunuz iki taraflı maske taktığı zaman. Bunun dışında N95 maskeleri dediğimiz özelliği olan maskeler, sağlık profesyonelleri için kullanılması gereken maskelerdir. Yoksa standartlara uygun cerrahi maskeler usulüne uygun şekilde takılırsa, kullanılırsa yeterince varyant virüsten de korur. Ama siz ikinci bir maskeyi de takmak isterseniz takabilirsiniz. Bunun bir zararı olmaz ama soluk alıp vermenizi biraz daha güçleştirebilir. Eğer tolere ediyorsanız ikinci maskeyi takmanız sizi daha çok korur. Hani ama bir maske de yeterlidir korumak için. İlla iki maske takma zorunluluğu yok. Yeter ki usulüne uygun şekilde kullanalım maskeyi. Bir de hocam aşıları sormuştum. Hem yerli aşı çalışmalarımızı hem de Çin'den getirilen ve Rusya ile yapılan aşılar. Evet, yani biz de gerçekten Türkiye'de aşıların üretilmesini memnunlukla karşılıyoruz. Şu anda Türkiye'de deney için, en azından araştırma amaçlı aşılar üretiliyor. Bu sevindirici, yani aşı üretecek bir altyapımız oluşmuş durumda. Bu teknolojiye sahip Türkiye şu anda aşısını üretiyor. Ama tabii bu aşı şu anda araştırma amaçlı üretiliyor ve faz 1 çalışmalarında kullanılacak. Daha önce Kayseri'de yapılan çalışmada, biliyorsunuz, faz 1 çalışmalarında üretilen aşı kullanılmıştı, Türkiye'de üretilen aşı. Şimdi o aşı için de faz 2 çalışmaları başlayacak. Diğer 3 aşı için de faz 1 çalışmaları başlamak üzere. Söylediğiniz gibi kısa bir sürede Türkiye'nin tekrar aşı üretiyor hale gelmesi tabii büyük bir sevinç kaynağımız. Amacımız, umudumuz, Türkiye'nin kendi aşısını, ihtiyacı olan aşıyı kendisi üretebilecek bir konuma hızla gelmesi. Biraz zaman alacak ama bunu da yapabileceğimize inanıyorum ben. Çok teşekkür ederim hocam katıldığınız için ve değerli aktardıklarınız bu görüşler için. Ya, iyi geceler diliyorum. Çok sağ olun. Profesör Doktor Tevfik Özlü konuğumuzdu.